Xiaomi Mi 5S Plus söylerken yoruluyorum upuzun. Kullanıcısı Emre Balyemez ile birlikteyiz. Emre, şimdi insanlar bunu şey zannedebiliyor. Xiaomi Mi 5S zannedebilir. Bu Mi 5S değil. Mi 5S Plus değil mi? Evet, doğru. Okey, tamam. Farklı olanı. Ona geleceğiz ama önce bir Emre Balyemez'i tanıyalım. Emre niye bal yemiyor diye kötü bir espri yapayım. Sen de anlat bize. Öncelikle bunu söyleyen 1 milyonuncu insan olarak sizi tebrik ederim. Adım Emre, bal yemez. Ben söylemiştim diyormuşum. İstanbul doğumluyum. Yaş kaç Emre? 27. Evliyim, bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. Telefonda da o güzeller güzelinin resmi var. Evet öyle. Ne iş yapıyor Emre? Şu an işsizim. İş arıyorum. Meslek ne? İşletme mezunuyum. Aynı zamanda makine mezunuyum. Mühendissin? Yok, teknikerim. Teknikersin. Askerden geldim. Askerden geldikten sonra bir boşluğa düştüm. Şimdi iş arıyorum. İş görüşmelerine gidip geliyorum. Süper. Umarım en kısa zamanda gönlünün istediği tarzda bir iş bulursun. Teşekkür ederim. Şimdi ne zamandan beri bu Mi 5S Plus'ı kullanıyorsun Emre? Kasım 2016'dan beri kullanıyorum. Kasım yani 2016. Yaklaşık 3,5 yıl oldu diyebiliriz. Sıfır mı almıştın? Evet, sıfır aldım. Seni aldığında yeni bir cihaz mıydı? 4-5 aylık bir cihazdı. Okey. Şey terbiye olarak ben şimdi işte baktığımda zaten October'da şey yaptı, ne derler, çıktı, şey yapıyor söyle. Sen de çıktıktan bir ay sonra, iki ay sonra falan almışsın. Galiba. Türkiye garantili mi cihazın? Hayır, Türkiye garantili değil. Ben direkt sahibinden.com'da garantisiz ve faturasız olarak aldım. Satan birinden aldın. Aynen öyle. Sen satın aldığında bu cihaz Türkiye'de var mıydı? Satılıyor muydu? Vardı. Ama Mi 5S'i vardı. Plus'ı yoktu. Okey, tamam. Yani 5S vardı ama Plus'ı yoktu. Evet, 5S, 5 Pro modelleri vardı ama 5S Plus yoktu. Daha sonradan 5S Plus geldi fakat 64 GB ve 4 GB'lık konfigürasyonla geldi. Seninki? 6 GB RAM, 128 GB depolama ve diğerlerinden artı olarak da Snapdragon 820 değil 821 işlemcisi var. 5S'te 820 varken 820'nin overclock edilmiş versiyonu olan 821 var bunda. Aynen öyle. Şimdi Emre, piyasada o zamandan satılan Mi 5S'i değil de Mi 5S Plus'ı alırken ya da buna karar verirken aradaki farkın filan ne olduğunu biliyor muydu? Yoksa şimdi hani sahibinden.com'dan aldım diyorsun ya, tahminimce arada muazzam bir fiyat farkı vardı. Yoksa fiyat farkı yüzünden mi bunu tercih etti? Bizi önce bir onu söylesene mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Arada çok bir büyük bir fiyat farkı yoktu. Çünkü yani örnek vereyim, ben bu cihazı 1700 aldım. Yani gerçek fiyat o daha doğrusu. 1700 aldım. Xiaomi Mi 5 de o zamanlar 1500 gibi bir rakamdaydı. 1300-1400 belki. Ama şöyle bir her zaman felsefem var. Almışken o zamanın en iyi cihazını almak gibi bir huyum var. Dolayısıyla 821'li 6 GB RAM'li bir yeni nesil bir işlemci varken biraz daha düşüğünü almak istemedim. Almışken tamam, en iyisini zaten aldım. Zaten 3,5 yıldır kullandığına göre de herhalde doğru seçim yapmışsındır diye varsayıyorum ama cihazla ilgili olumlu olumsuz söyleyeceğin şeyi duyunca buna daha şeyi karar vereceğiz. Kesinlikle. Daha, bir de şu algıma etki eden şöyle bir detay oldu. O zamanlar biliyorsunuz hatta iPhone 7 Plus'ı pardon ilk çift kamera çıkarttığı yıllardı o zamanlar. Bu cihazda da çift kamera var. Tabii 12 kadar çok etkili olmasa da ya da aynı işlevi görmese de çift kamera olması o zamanların bir hevesiyle bu cihazı almama en büyük faktörlerinden birisiydi. Çok güzel. Şimdi şu an sıfıra satılan bir cihaz değiliz zaten. Aynen öyle. İkinci eli satılıyor. O yüzden cihazla ilgili rahat rahat atıp tutabiliriz yani. Kesinlikle. Kimse yetkilemeyeceğimiz için. Sen çok sağ ol. Ben senden rica ettim. Herkesten rica ediyorum. Mümkünse böyle bir liste yapın gelin diye. Sen de yapıp gelmişsin. Senin listeden ilerleyelim Emre. Tamam. Ben evvela sana bir şeyler söyleyeyim. Ne dersin? Tamam. Başlasana. Şöyle öncelikle kamerasına değinmek istiyorum. Zamanın 2016 yılında üretilen bir kamera için kamerası gerçekten çok iyi. Özellikle ben ön kamerasını çok seviyorum. Çünkü her ne kadar bir YouTuber vesaire hiçbir şey olmasam da ön kamerayla video çekmesi
bana çok büyük bir haz veriyor. Çok güzel. Ya da arka kamerayla fotoğraf çekmesi çok iyi. Düşük ışıkta tabii ki de çok iyi şeyler sunmuyor. İyi bir performans sunmuyor ama çünkü zamanında işte örnek veriyorum 4000 liraya satılan iPhone'ların yerine 1700 liraya satılan bir telefon bu. Ve düşük ışıkta çok performans vermiyor. Hatta şöyle bir anımı da size söyleyeyim. Biz bu cihazı eşimle almaya gittiğimizde, o zamanlar tabii biz daha nişanlı dahil değildik, sadece flörttük. O zaman almaya giderken eşim iPhone 6S alalım, bak indirim var işte 2300-2400 lira eser demişti ki o zamanlar kendisi de iPhone 6S kullanıyordu. Hı hı. Ben hayır, ben Xiaomi alacağım diyerekten emin adımla gittim. Ya Xiaomi ne hani falan gibisinden, çünkü 2016 senesinde daha Xiaomi çok fazla yeni yeni adını duyurmaya başlayan bir firmaydı. Teknolojiyi bilenler biliyordu tabii ama neyse. Ben gittim onu aldım özellikle ve şu anda eşim diyor ki hala iPhone 6S kullanmaya devam ediyor. O da aynı cihazı kullanıyor. Aynı cihazı kullanıyor. O da Amerika'dan aldı bu arada. Hı hı. Bizim ailede yurt dışından almak, cihazdan yok yani. Türkiye'den cihaz alma gibi bir durum söz konusu değil. Ben aldım. Şimdi eşim şunu söylüyor. Yıl oldu 2020. Eğer ki iOS platformundan vazgeçersem alacağım tek marka Xiaomi. Çok güzel. Şimdi yenge diyelim. Hani bizim evet. Şeyini derler tabirimizde. Benden küçük diyor. Selam söyle kendisine. Aleyküm yine de selam. Ama muhtemelen şu an izleyeceksin. Evdeki yenge de iPhone'dan bunu doğru kaydığına göre o zaman sizin evde senin bu kullandığın model bazında değil, marka bazında da Xiaomi'ye karşı bir sempatiniz var demektir zaten. Kesinlikle. Ama bana şeyden bahsediyor. Şimdi hani bu 2016 yılında çıkmış bir cihazın kamerasına göre iyi diyorsun ya. Hı hı. Öyle olduğunu zaten biliyorum. Bugün nasıl? Mesela senin bugün çektiğin fotoğraflar ön ya da arka kamerayla ya da ön kamerayla bugün çektiğin hı hı. video hala seni tatmin ediyor mu? Şöyle, arka kamerada gündüz çektiğim fotoğraflar hala günü kurtarıyor. Önde hı hı. de aslında kurtarıyor ve şöyle insanlar mesela örnek vereyim. Bir Samsung ürünü aldığınızda biliyorsunuz hı hı. Samsung genelde ürünlerine çok fazla yazılım desteği sunmaz. Amiral gemileri haricinde. Bu cihazı aldım. Portre özelliği daha gün hayatımıza karışalı 1,5-2 sene oldu değil mi? Bu 4 sene öncesinin cihazı ve bana yazılım desteği hala vermeye devam ediyor. Belki Android ya da Android desteği vermiyor fakat güvenlik paketini hala gönderiyor ve geçenlerde bana ön kamera için portre özelliği gönderdi. Ve hala ben bunda o bokeh efektini yapabiliyorum. Ve buraya gelmeden önce de kendi fotoğrafımı çektim. Size de bunu paylaşırım. Bence çok başarılı çekiyor o zamanın cihazına göre. Ve normalde bunun donanım olarak öyle bir özelliği yok. Tamamen yazılım olarak yapıyor, siz de biliyorsunuz. Ona rağmen bence gayet iyi, başarılı diyebilirim. Yani burada şunun emri altını çizmeye çalışıyorsun değil mi? Bu cihaz sonuçta yeni bir cihaz, eski bir cihaz. Eski bir cihaz. Ama Xiaomi'nin hala elini bu cihazın üstünden çekmiyor oluşu hı hı. bir kullanıcı olarak seni mutlu ediyor anladığım kesinlikle kadarıyla. Mutlu ediyor. Ve şey diye düşünüyorsun yani, hani adamlar demek ki hala bana ya da benim gibi dünyadaki binlerce insana hı hı. sattıkları Mi 5S Plus'larına öyle ya da böyle bir şekilde sahip çıkıyorlar. Donanımsal olarak desteklemeyen özelliği bile yazılımsal olarak bana gönderiyor. Al kullan aynen ya da kullanma diye. Ve çok güzel. Şunu da ekleyeyim. Hani benim gibi belki garantisiz, faturasız, işte kayıt dışı ürün almak isteyenler aklında vardır. Ve bir şüphe de yaklaşıyorlardır. İşte bana destek olmazlar bilmem ne. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben bu ürünü bu şekilde alıp kullandıysam ve bana hala böyle yazılım desteği olsun, bir farklı farklı destekler sunabiliyorsa Xiaomi, bence insanlara güvenmeli diye düşünüyorum. Devam etsin senin notlar. Tamam, ama bu arada benim kişisel görüşüm. Okey. Senin notlardan devam edelim. Onun haricinde benim batarya ile ilgili bir problemim oldu. Onu hı-hı. söyleyeyim. Tabii ki de bu batarya tamamen farklı bir noktaya çekilebilir. Geçen video serilerinizde bir arkadaş buraya geldiğinde şey demişti. 500 şarj döngüsü, siz de hatırlarsınız şimdi belki. iPhone'da. iPhone'da hı-hı. evet. Onu şöyle açıklık getireyim. Apple'ın kendi makalelerinde yazıyor aslında. 500 şarj döngüsünü geçtikten sonra garanti kapsamına girmeyeceği ile alakalı. 3,5 yıldan beri kullandığım bataryayı en kötü 1000 defa şarj etmişimdir diye düşünüyorum. Artık eskimesi gayet normal. Bunu bir eksi olarak söylemiyorum. Sadece 3,5 yılın sonunda bataryası artık
az gitmeye başladı. Eskidiği için de çok önem vermiyorum değiştirmesine. Günde iki defa şarj ediyorum, oluyor bitiyor. Şimdi sen onu söyle, ben de şeyi söyleyeyim. Apple'ın kendi web sitesinde ya da işte ürün tanıtım formlarında veya işte white paper'larında şurada burada filan 500 batarya döngüsünden sonra cihazın piliyle ilgili yükümlülük kabul etmiyor olduğunu deklare etmesi Türkiye'deki kanunlar karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer cihazınız 2 yıllık garanti kapsamının içindeyse ve siz 500 döngüyü aşıp garantiye gittiyseniz Apple o cihazın pilini değiştirmek zorunda. Yani burada böyle bir şey var. Bizim o arkadaşımızın cihazı tüketici hakimiyeti kararıyla değişti. Öyle mi oldu? O videodan sonra birçok Apple kullanıcısı daha geçmişti. Apple servisten 500 döngü uyarısı aldıkları ve şey yapamadıkları için tüketici hakimiyetlerine başvurdular. Ve tek tek onlardan da şey bilgisi alıyoruz. Telefonlarının değiştiğini ya da para iadesi çıktığının bilgisini alıyoruz. Yine söyleyelim, eğer bir Apple telefon kullanıyorsanız 2 yıllık garanti kapsamı içindeyse cihazınız 500 döngü gerekçesi nedeniyle Apple servis size hizmet vermeyi ya da cihazınızın pilini değiştirmeyi reddettiyse tüketici hakimiyetine başvurun, kararınızı çıkartın, gidin telefonunuzu değiştirin ya da para iadesi alın diyelim. Senin şeyi Mi 5S Plus'a devam edelim oradan. Aynen öyle. Bir diğer özelliği de depolaması açıkçası yine eski bir cihaz olmasına rağmen 128 GB'lik bir bana hafıza sunuyor ve bu hafıza gayet yeterli. Hız olarak da kapasite olarak da yeterli. Ben bunun içerisinde hiç yoksa şu anda 150 tane uygulama yüklü ve 150 tane uygulama o zamanın bir hızındaki telefon ve eskimenin verdiği yavaşlamayla beraber hala işimi görüyor. Ve eşimdeki iPhone 6s 16 GB her seferinde benim telefonumu alıyor. Benim telefonumla işlerimi yapıyor ve bu benim çok moralimi bozuyor. Hatta geçenlerde dedim ya gel şu iPhone 6s'i satalım sana bir Mi 9T Pro alayım. Hatta geçen Mi 10, Mi Note 10 çıktı biliyorsunuz. Dedim gel ondan alalım sana. Yok şu anda yanaşmıyor. Hala iPhone'da diretiyor. Ben tahmin ediyorum ki yakında yanaşacak, öyle görünüyor. Muhtemelen olacak çünkü yavaş yavaş videolarını falan izlemeye başladı. Tamam. Onun haricinde bana bugüne kadar gösterdiği en büyük problem ekrandaki yanmalar oldu. Biliyorsunuz bazı telefon modellerinde ekranın sağ ve sol taraflarında şerit halinde sarı yanmalar olur ve telefon genelde bu ısındığı zaman oluyor. Çok fazla oyun oynayan birisi değilim kesinlikle. Belki günde 5 dakika, 3 dakika belki oynarım. Geri kalan sosyal medya o tarz yani. Hani telefon amacıyla kullanıyorum genelde. Ama telefonda ekranda yanma oldu. Ama şöyle bir şey daha var. Bu telefon ekranını beğenmediğim anlamına gelmiyor. Telefonun ekranına çok memnunum. Telefonun ekranından çok memnunum. Yanması daha da memnun olurdum. Aynen öyle. Şöyle bu telefonda iki tane panel var. Panel üreticisi var. Bunlardan birisi Sharp zaten biliyorsunuz. Dünya ünlü bir marka. Bir tanesi de GDI diye bir firma. Bilmiyorum kendisini çok fazla. Seninki Sharp marka ve ekran kalitesinden ve dayanıklılığından inanılmaz memnunum. Dikkat ederseniz telefonum kılıfsız ve ekran koruyucusuz kullanıyorum. Bu yaklaşık 2,5-3 seneden böyle bu şekilde aldığım çok zamandan güzel. Beri. Ve şu bölgelerine bakın dikkat ederseniz. Aşınmalar var. Aşınmalar değil, bildiğiniz beton düştü çerçevesinden ve hiçbir şey olmadı telefonuma. Yani o konuda dayanıklılık anlamında da çok memnunum. Onun haricinde uzun bir süre evet yazılım desteği aldım fakat yazılım desteği hala kısmen alsam da bu konuda da biraz şikayetçiyim. Planlı eskitme olduğunu yine düşünüyorum Xiaomi ürünlerde de. Çünkü geçenlerde bir problem yaşadım ve cihazı satın aldığım yere gittim. Bunu size de bahsetmiştim. Gittiğimde cihazımı sıfırlamak durumunda kaldılar ve dolayısıyla da ilk Android versiyonuna dönüş yaptı. Dolayısıyla da telefon tamamen bir tekrardan şaha kalktı diyebilirim. Telefonu tekrardan işte uygulamaları yükledim. Tekrardan güncellemesini yaptım derken telefon bir anda tekrardan yavaşladığını hissettim. Şöyle hani bir hikaye vardır ya, hani kurbağayı yavaş yavaş kaynatırsın. Hissetmez ama bir anda kaynar suya attığını zıplar kaçar. Ben de onu hissettim. Uzun yıllar telefonu kullanırken telefonun yavaşladığını çok hissetmedim ama bir anda ilk sürüme dönüp tekrardan en üst sürüme çıkınca
Dedim ki ciddi bir yavaşlama var cihazda. Şey ama bizi yavaş yavaş kaynatıyor dedin. Yani. Aynen öyle. tamam. Bunu yine hani Apple'ın batarya ile alakalı bir problem vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Hız düşürme ile alakalı. daha sonrasında bunu bataryaya bağladılar. Evet. Belki hani diyorum ki içimden bir ses, acaba bu da mı aynısını yapıyor, hani bataryayla mı alakalı olabilir diye, ama emin de değilim yani sadece. iPhone'daki ses kalitesini kesinlikle bunda bulamıyorum. Bu ses kalitesinden kastım... Hem kulaklıkta hem hoparlörde mi bahsediyorsun? Kesinlikle. Şöyle, hoparlörde zaten bulamıyorum da en önemli benim için kıstas Ayze. Şey, konuşma kalitesi. Ses. Aynen öyle. Ayze'de o ses yüksekliğini ve doygunluğunu kesinlikle bulamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Senin telefonun Türkiye'deki GSM bantlarına uygun mu, biliyor musun? Biliyorum. Aslında alırken bunu forumlarda vesaire araştırmıştım biraz. Uygun olmadığını söylemişlerdi. Ben de öyle biliyorum, o yüzden soruyorum bunu. Ama bunun ses kalitesinden çok ben şeyle yakınıyorum aslında. Sesin yüksekliği. Anladım. Mesela dediğim gibi iPhone 6s var eşimde. Ondan konuşurken sesi çok doygun bir şekilde bana gelirken bunda standart bir telefonla konuşuyormuşum gibi geliyor ve aslında bir şikayet değil ama eksi yönlerinden birisi benim için. Tamam. Onun haricinde yine 2016 yılında olmasına rağmen hızlı şarj desteği sunması çok iyi. Gün oldu 2020 ve Apple hala bunu sunmuyor. Pro Max modelinde vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Pro Max kutu içerisinden çıkan. Diğerlerini de hala vermiyor ve 2016 yılındaki 1700 lira belki yarı fiyatına satılan bir telefonda bu özellik var. Var. Bir de ilk aldığımda cihazı klik problemi vardır, biliyor musunuz bilmiyorum. Yok, bir ilk ya senden diyorum. Hani de. Telefonun köşesine tıkladığınızda bir ekran boşluğu vardı. Ha okey, okey, tamam. Bu yine bazı telefon modellerinde de olabiliyor. Bu problemim vardı. Tabii garantisiz alınca böyle bir cihazı bazı sorunlarda kendim gidermek zorunda kalıyorum. Teknolojiden biraz anladığım kadarıyla telefonumu açtım ve ekrandaki o boşluk kalan kısma ufak bir kağıt parçası, hani ince bir kağıt parçası koydum ve tekrardan kapattım. Dolayısıyla o boşluğu tamamen doldurduğum sen için. Sen şey yapmışsın, çay bahçelerinde masanın altında kibrit kutusu sokmak gibi. Aynen öyle. Yöntem bulmuşsun, tamam. Ve işe yaradı da yani problemsiz bir şekilde çok kullanıyorum. Güzel, tamam. İlk aldım da yani tamamen hani şey olur. Ne derler? Sinek küçüktür ama mide bulandırır diye bir laf vardır ya. Bir de ya. O tarz şeyler insanı parmağı bile gider kontrol eder zaten. O ses geliyor mu, aynen oynuyor öyle mu, yani bilmem ne filan çok diye. Çok rahatsız olmuştum ondan. Çok severek aldığım bir ürünü böyle bir şey görünce çok rahatsız olmuştum. Ama sonradan onu kendim çözdüm. Ve Xiaomi ürünlerde yine en sevdiğim özellik kızılötesi. Yani olmazsa olmaz bu. Ben evimde TV Box'da kullanıyorum. Xiaomi'nin TV Box'ını da kullanıyorum. Yine kumandalı pil bir örnek görüyorum. Hemen oradan açıp kontrol şey yapabiliyorum, yani kalkıp da işte vitrinden bir pil almaya uğraşmıyorum. Hemen açıyorum, oradan değiştirebiliyorum. Ya da Samsung bir televizyon kullanıyorum, hemen oradan geçiş yapabiliyorum. Ya da işin en ilginci, mesela diyelim ki bir toplu alanlarda televizyonlar olur ya, yani sesi kısık olur ya da istemediğiniz saçma sapan bir kanal açık olur. Hemen geçiyorum oradan, televizyon açıyorum ya da sesini açıyorum. O şekilde kullanabiliyorum yani. Ve insanlar da ne oluyor falan diye şey yapabiliyor yani. Vapurda iskelede falan beklerken bir kafede değil mi? Onu aynen öyle şey. Yani. Çok enteresan şeyler olabiliyor. Bir de son olarak şunu da eklemek istiyorum. Xiaomi ürünlerde böyle hani çok ultra özellikler gibi anlatıyorum ama Xiaomi'nin mesela Redmi serileri var biliyorsunuz hani. Onlarda malzeme kalitesini çok aşırı iyi bulmazken Mi ve Mi Mix modellerinde serilerinde malzeme kaliteleri çok iyi, inanılmaz iyi, bence iyi. Çünkü belki bu benim şansım da olabilir ama telefonum savaştan çıkmış olmasına rağmen, yani savaştan çıkmış gibi olmasına rağmen hala bana hiçbir sorun yaratmadan kullanmama olanak sağlıyor. Emre, o listeyi çıkartıp geldiğin için çok çok teşekkürler. Şimdi benim anladığım kadarıyla sen Xiaomi Mi 5S Plus kullanmaktan memnunsun. Ama galiba cihazın artık kullanım ömrünün de yavaş yavaş sonlarına geldiğini de kabul ediyorsun değil kesinlikle mi? Kesinlikle kabul ediyorum. Kafada değiştirmekle ilgili herhangi bir plan var mı? Var. Ne düşünüyorsun?
Aslında Mi 9T Pro düşünüyordum. Şöyle, az önce size bahsettiğim yöntemlerle bunun mağazasında satılan fiyatı 4600-4500 lira şu anda. Şu anda sahibinden.com'da baktığımda bunun garantisiz, faturasız fiyatı 2400 lira. Yani nereden baksanız yarı fiyatına. Yani ben mağazasından alabileceğim ya da ürüne vereceğim parayı hem eşimi hem kendim alabilirim. Anladım. Ve dolayısıyla bütün aileyi birden değiştirebiliriz diyorsun. Aynen öyle ve üzerine hatta şöyle de yapabilirim. Bunu örnek veriyorum 1000 liraya ya da 800 liraya satıp eşimin telefonunu da 1300-1400'e satıp bir tane telefonu bedavaya getirip bir tane telefonu da küçük bir parayla yenilemiş olabilirim. Yani 4500 günümüzde büyük para çünkü. Sen yine Türkiye garantili cihaz almayacaksın. Almayacağım. Bu onu söylüyorsun değil mi? Almayacağım. Evet. Ve eğer değiştirirsek hanımla birlikte diyorsun Mi 9T Pro'ya geçeriz. Tek bir telefon fiyatına iki telefonun birden almış oluruz diyorsun. Aynen öyle. Okay. Şu aralar sadece işte Mi Note 10 Pro bir gözümü cezbediyor. Okey diyor, tamam. Biz alacağımızı aldık, öğreneceğimizi öğrendik. Daha fazla böyle şey yapmıyor, soru sormaya gerek yok. Neyi yaptın da geldin, ayağına sağlık, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Böylece Türkiye'de çok fazla insanın kullanmadığını düşündüğümüz Xiaomi Mi 5S Plus. Mi 5S'i çok kullanan var da Mi 5S Plus ile ilgili kullanıcısından hem de 3,5 yıldır cihazı kullanan bir adamdan gayet tatminkar bir şey öğrenmiş olduk. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Arkadaşlar lütfen siz de Emre'nin yaptığı gibi hvp.com.tr'de sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak bu stüdyomuza gelip bir video çekebileceğinizi, hangi markanın hangi modelini kullanıyor olursanız onun kendi telefonunuzla ilgili düşüncelerinizi özgürce paylaşabileceğinizi unutmayın. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka sizin görüşünüz videosunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.